Peygamber ölmemiş, ruhu aramızda dolaşıyormuş. Evet, Fethullah Gülen anlattığı hatıralarında Zafer Zaman Gazetesi'nin arkasında Küçük Dünyam diye zaten minicik dünyası. Orada efendim davaya hizmet için bekar kalmaya karar vermiş. Evlenmiyormuş. Fakat bekarlık zor tabii. Yani insan fıtratına da aykırı, insanın canına tak eder. Çamaşır, yiyecek, yemek pişir, bulaşık, öte, beri tak etmiş. Bir gün aklından geçirmiş ki hatıratında anlatıyor. Yahu evlensem acaba daha mı iyi olurdu? Çünkü bulaşıkla vakit geçiriyorum, yemekle geçiriyorum, efendim çamaşır yıkamakla geçiriyorum, ütüyle geçiriyorum. Üstelik de ütüye çok düşkünmüş, kendi anlatıyor. Neyse. Şimdi bu kadar vakit evlensem bunları kazanacağım. Halbuki ben vakit kaybederim diye evlenmiyordum diye tereddüde düşmüş, kendi anlatıyor. Evlensem daha mı çok davaya yararlı olurdum diye düşünmüş. Düşündüğü gecenin sabahı da bir arkadaşı, bu Nur kardeşlerden, Vakvak kardeşlerden bir kardeşi çıkmış gelmiş. Demiş ki, rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Bana dedi ki, git ona söyle. Yani Fethullah'a söyle demiş. Kendi de söylemiyor Peygamber de, öyle haberci gönderiyor. Anlaşılan daha bir üst makamda mıdır, nedir? Git ona söyle, evlenmeyi düşünüyor. Evlenirse ölür. Biter, hayatı biter. Biter, yani ölür. Ben de onun cenazesine gelmem buyurmuş. Aynen böyle. Efendiler, yani kelime kelime hırsızmış. Kim düşünüyor musunuz? Yani bir peygamber, bir kere rüya İslam'da delil değil. Neresinden tutsan elinde kalır. Öyle derler mi? Rüya İslam'da delil değil. Onlar her işlerini rüyayla falan böyle üfürük yollarla yapıyor. Çok geç. İki, bir peygamber düşün, hep evli olmuş. Son nefesine kadar da evli kalmış. Değil mi? Üstelik de bir sürü karısı var. Ümmetine tam tersini tavsiye ediyor, bekar kalsın. Bu nasıl peygamber? Yani kendi yaptığının tersini ümmetine tavsiye eden peygamber hiç duydunuz mu? Var mı tarihte, coğrafyada yazıyor mu? Tam tersi. Üç, peygamber bunun cenazesi, yani böyle ölenlerin cenazesine geliyormuş. Yahu peygamber bildiğimiz kadarıyla o vefat etti diyor. Vefat edince işte Ömer, Ebu Bekir, Ali bilmem filan işte cenazeyle uğraşırlarken işte Beni Said'in sofasında işte Sa'd ibn-i Ubade halife kendi aralarında bizden olsun demiş filan da onlar hemen cenazeyi bırakıp koşturmuşlar. Yani öldü peygamberimiz değil mi? Yani bütün bu anlatılanlardan peygamberin öldüğü anlatılmıyor mu? Yine Kur'an-ı Kerim'de biz senden önce de kimseye ölümsüzlük vermedik demiyor mu Allah? Ayet değil mi bu? Evet. Kullu nefsin zaikatil mevt. Yani bütün canlılar ölümü tadacaktır demiyor mu? Evet. Peki bunlar yaşatıyor. Bunlar mı yani? Tarihten beri peygamber aramızda gezermiş. Bunun da cenazesine gelecekmiş ha. Gelmezmiş. Yani cenazesini peygamber kıldırmazsa adam onu da kabul değil. Biliyor musun? Ne hikayeler, ne masallar. Ya dininiz masallardan oluşursa cennetin kokusu olsun burnunuza gelir, gelmez. Ama hayatlarını bu yola vakfediyorlar. Hoş vakfedene. Budist rahipler de ömürlerini Budist manastırlarına kapanıyor. İşte orada tesbih çekerek. O filmlerde falan görüyorsunuz, bu sarı sarı örtülü Budist rahipler var ya, kafaları sıraya vurulur. Hep tesbih çekiyorlar. Veya Hristiyanların işte manastırlara kapanıp rahibelerin veya rahiplerin öyle daldırıp gittikleri gibi. Bunun neresi din? Öfürükten din olmaz. Onun için Allah dinini belirlemeyi kullarına bırakmamış. Hep peygamberler göndermiş. Hep kitaplar göndermiş.